şerbet dersin dedi. Senin mi onlar yani? Nasıl bir boğuşma ya? Adam çalmayan sadece ama köpekleri çalmıyor. Yani birçok var bu şekilde. Gece 2 gibi komşulardan ses duyanlar olmuş. Daha öncesinden koyunları saldığımız zaman, otlatmaya saldığımız zaman kurtları görüyorduk. Ama vurmasının yasak olduğunu bildiğimiz için hayvanlara dokunamıyoruz. Ondan dolayı da onlar dün gece saat 2 civarında komşuların duyduğu ses duymuşlar ama haber vermediler. Sabah geldiğimde de ben bu şekilde kurtlar hayvanlarımızı telef etmiş. 92 hayvanımız vardı. 92 hayvanımızdan 44 tanesi ölü şekilde, 15 kadarı da ağır yaralı şekilde. Bir 4 ay önce bir girmişti. O zaman köpek sayım fazlaydı. Bir 15-20 gün önce, bir ay önce köpeklerimi şikayet etmişlerdi. Jandarma geldi. Köpeklerin bağlamamı ve dağıtmamı söylediler. Ben de köpeklerimin 2 tanesini bağladım. 2 tanesini arkadaşlara verdim. Köpeğim şu anda bir tane açık köpeğim vardı. O da tabii 10-15 tane kurt geldiğini düşünüyoruz. Çünkü bayağı bir zahiyat vermiş. Yemişler hayvanlarımızı. O tek köpeğin de o kadar burada bir şey yapamadı. Yapamaz yani. Vallahi aşağıdaki tarlalara komple hayvanlarımı sermiş, çekmiş. Jandarma sabah tespitini yaptı. Tarlanın içinde de bayağı kanlar var. Çekmiş ve taşımışlar hayvanlarımın birçoğunda. Çok zor bir durum yani, ağla gelip de hayvanlara o şekilde yerde yattığını görmek çok zor bir şey insan için. Ve şu anda çok büyük zararımız var. Ya çok zor bir şey. Besliyorsun, büyütüyorsun. Ve gelip bir hayvan telef ettiği zaman insan haliyle üzülüyor. Maddi, manevi, her türlü zarar uğruyorsun.